Tekrardan merhabalar. Kombinatöryel analiz bölümünün son kısmında binom kuramından bahsedeceğiz ve multinom katsayılardan bahsederek de bu bölümü bitireceğiz. Binom kuramı nedir? Aslında şu an işlemekte olduğumuz kombinatöryel analiz konusu ile ilişkisi olsa da binom kuramı bize ilerleyen haftalarda faydalı olacak bir kuram. O yüzden şu aşamada henüz bilgilerimiz taze iken bu kuramdan bahsedelim, bu kuramı anlamaya çalışalım. İlerleyen haftalarda da tekrar zaten hatırlatıyor olacağız binom kuramından tekrar faydalandığımız zaman. Binom kuramı bizim binom açılım olarak bildiğimiz lisedeyken Pascal üçgeninden yararlanarak iki tane sayının, iki tane gerçek sayının toplamının pozitif tam sayı kuvvetinin nasıl açacağımızı hesaplıyordu. Burada da formülümüzde x ve y'yi herhangi iki gerçek sayı, reel sayı, n'yi de negatif olmayan bir tam sayı. Sıfır da olabilir burada ama biliyorsunuz herhangi bir şeyin sıfırıncı kuvveti her zaman 1'e eşittir. Dolayısıyla pozitif tam sayı olarak da düşünebiliriz. X artı y üzeri n gibi bir açılımı biz ne yapıyoruz? K değeri sıfırdan n'ye kadar değişmek üzere n'nin k'lısı çarpı x üzeri k çarpı y üzeri n eksi k şeklinde açıyoruz. Ne oluyor burada? Birinci terim x. X'in kuvveti sıfırdan başlıyor. X'in kuvveti sıfır iken y'nin kuvveti ikinci terim çarpan olarak yazılan ikinci terim y'nin kuvveti n'ye eşit oluyor. X'in kuvvetini bir arttırırken her bir terimde y'nin kuvvetini bir azaltıyoruz. Ve bu çarpan teriminin başına da n'nin k'lısı şeklinde binom katsayıyı yazıyoruz. Binom bir katsayıyı yazıyoruz. Bu açılıma da binom açılım adı veriyoruz. Binom kuramı doğru bir kuramdır. Bu kuramın ispatı rahatlıkla tüme varımla yapılabilir. Tabii biz burada bu detayı vermeyeceğiz. Eğer internetten araştırırsanız binom kuramı ya da İngilizcesi binomial theorem bu kavramın nasıl ispatlandığını, bu kuramın nasıl ispatlandığını tüme varımla rahatlıkla görebilirsiniz. Biz sadece burada bir aşama çizelim. İspat nasıl yapılır? Öncelikle biz n eşittir 1 olduğu durumda bu ifadenin doğru olduğunu göstermek durumundayız. Ki gayet basit. N eşittir 1 olduğunda eşitliğin sol tarafı x artı y olacaktır. Sağ tarafı da k bu durumda 0'dan 1'e kadar değişeceğinden x artı y'ye eşit olur yine aynı şekilde. Birinci terim x, ikinci terim de y olacaktır. Ardından bu eşitliğin n tam sayısı için doğru olduğunu varsayıp bu varsayımdan yararlanarak n artı 1 içinde n'nin n artı 1 olduğu durumda yani buradaki n değerleri yerinde n artı 1 yazıldığı zamanki durumda da bu eşitliğin doğru olacağını göstermemiz lazım. Bunu gösterdikten sonra da binom kuramının her zaman doğru olduğunu görmüş oluyoruz. Aslında ispata da gerek yok. Biliyorsunuz biz bu formülü binom açılımı yıllardır kullanıyoruz. Ve doğru olduğunu da zaten biliyoruz. Bu soruda, 13. soruda binom açılım yapacağız. Öncelikle A şıkkında x artı y üzeri 3'ü, sonra da B şıkkında x artı y üzeri 4'ün binom açılımını yapacağız. Tabi burada dikkat edelim, x artı y olarak verilmiş, x artı 2y olmuş olsaydı veyahut da x eksi 3y gibi bir şey olmuş olsaydı, aradaki işareti de ikinci komponentin işareti olarak almamız lazım. Bunları da dikkat edelim. Tabii hani bunlar zaten tüm mühendislerin dikkat etmesi gereken şeyler. Herhangi bir mühendisin bunları çok iyi bilmesi gerekiyor. O yüzden hani bununla ilgili uyarı yapma ihtiyacı hissetmiyorum aslında. Bu tarz hatalar da maalesef ciddi hatalardır. Hani bu açılımı yaparken, x eksi y üzeri 3 yaparken yine bütün terimlerin başına artı koyarsak bu bir mühendisin asla yapmaması gereken bir hatadır. X artı y üzeri 3. Ne yapıyoruz? K eşittir 0'dan 3'e kadar değişecek şekilde bir toplam alıyoruz.
terimlerimiz 3'ün k'lısı çarpı x üzeri k çarpı y üzeri 3 eksi k olarak değişecek. K'ya sırayla 0 değerini verdiğimiz zaman 3'ün sıfırlısı 1 eder. Dolayısıyla etkisiz elemandır. X üzeri 0 çarpı y üzeri 3 de sadece y üzeri 3 terimini verir. Sonrasında 3'ün birlisi çarpı x üzeri 1 çarpı y üzeri 2. O da 3x y kare eder. Sonra 3'ün ikilisi çarpı x kare çarpı y üzeri 3 eksi 2 yani y. Bu da 3x kare y eder artı 3'ün üçlüsü çarpı x üzeri 3 çarpı y üzeri 0 o da x küp eder. X artı y üzeri 4'ün açılımını yaparken de yine aynı aşamalar takip edilir. Bu detayları siz inceleyebilirsiniz. Y üzeri 4 artı 4xy küp artı 6x kare y kare artı 4x küp y artı x üzeri 4 şeklinde açılımımızı yapabiliyoruz. Dediğim gibi eğer aradaki işaret eksi olmuş olsaydı ne olacaktı? Önce ilk terim artı, sonra eksi, sonra artı, sonra eksi, sonra artı olması gerekiyor. Tabii bunu dikkatli bir şekilde siz yaptığınız zaman da neden olduğunu fark edeceksiniz. Biliyorsunuz negatif terimlerin tek sayı kuvvetleri yine negatif olacaktır ama çift sayı kuvvetleri pozitif olacaktır. O yüzden artı eksi artı eksi şeklinde bir değişken durum söz konusu olacak bu terimleri yazarken. Bir de bu katsayılar tabii gördüğünüz gibi 4'ün 0'lısı, 4'ün 1'lisi, 4'ün 2'lisi şeklinde ilerliyor ama eğer x'in başında mesela ya da y'nin başında başka bir katsayı olsaydı 2x ya da 3x gibi olmuş olsaydı bunların da gerekli kuvvetlerini almamız gerekiyor. Yani bu formülün içerisinde mesela ilk terim 3x olmuş olsaydı biz 3x üzeri k yazacaktık ve 3'ün de k'ncı kuvveti alınması gerekiyor olacaktı. Bu detaylarda dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatırım. Binom açılımı yaparken. Tabii binom açılımı biz bu şekilde direkt sormayacağız elbette ki. Binom açılımı biz olasılıkla ilgili kuramları anlayabilmek adına, ispatlayabilmek adına ilerleyen haftalarda kullanacağız. Binom açılım bu dersin bir kapsamı değil. Sadece bu derste hatırlatılması gereken, liseden öğrendiğimiz ve tazelenmesi gereken bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Dersin amacı değil bir aracı binom kuramı. Binom kuramını kullanarak mesela bir soru çözelim. Diyor ki ne elemandan oluşan bir kümenin toplamda kaç adet alt kümesi vardır? Aslında bu ilkokulda öğrendiğimiz bir bilgi. Ne elemana sahip bir kümenin toplam alt küme sayısı, kendisi de dahil olmak üzere, boş küme de dahil olmak üzere toplam alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. Peki biz bu sayıyı nasıl buluyoruz? Niye 2 üzeri n adet alt kümesi var? Aslında basit bir yaklaşımda şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir alt küme oluştururken ben şuna karar veriyorum aslında. Bütün elemanları tek tek elden geçiriyorum ne adet elemanın ve diyorum ki bu eleman alt kümede olacak mı ya da olmayacak mı? Yani ben aslında bir alt küme oluştururken her bir elemanın o alt kümenin içine girip girmeyeceğini karar veriyorum. Ve bu kararların her birini bir deney olarak düşünürseniz her bir deneyin İki sonucu var. Yani bu eleman alt kümeye girecek mi, girmeyecek mi? İki farklı sonuç var. Ne adet eleman için bu deneyi tekrarlıyorsam da 2 çarpı 2 çarpı 2 diye ilerleriz. Toplamda 2 üzeri n tane farklı alt küme oluşturulabilir diyoruz. Aslında genel sayma kuralını kullanarak da bu soruya cevap verebiliriz. Ancak buradaki çözümümüzde binom kuramını kullanmak amacımız. Peki binom kuramını kullanarak ben bu soruyu nasıl çözebilirim? Şimdi eğer ben n elemandan oluşan bir kümenin toplamda kaç adet alt kümesi vardır diye soruyorsam öncelikle bu alt kümeleri ayırt edelim. Mesela n elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? Bunları ayrıca sayalım. Tek elemanlı bir elemanlı alt kümelerini ayrıca sayalım. İki elemanlı alt kümelerini ayrıca sayalım. Bu şekilde ilerleyelim ve ta ki bütün elemanların yer aldığı yani kendisi olarak alt kümeyi de ele alalım. Ve bütün alt kümelerini bu şekilde toplayalım. Yani yapmak istediğim şey şu. Sıfır elemanlı alt kümeleri, bir elemanlı alt kümeleri, iki elemanlı alt kümeleri diyerek n'nin sıfırlısı artı, n'nin birlisi artı, n'nin ikilisi artı, n'nin üçlüsü diye ilerleyerek ta ki n'nin n'lisine kadar ilerleyerek bu sayıları, bu kombinasyon sayılarını, bu alt küme sayılarını toplayacağım. Şimdi bu toplamı hesaplamam gerekiyorsa şöyle bir şey yapalım. Bu
toplamın içerisindeki kombinasyon terimini 1 üzeri k ile çarpalım, bir de 1 üzeri n eksi k ile çarpalım. Biliyorsunuz ki 1'in herhangi bir kuvveti yine ne olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Çünkü bir çarpım işleminde etkisiz eleman hangi kuvvetini alırsak alalım, 1'in hangi kuvvetini alırsak alalım, her zaman 1 çıkacaktır. Dolayısıyla bu 1 üzeri k ve 1 üzeri n eksi k ile çarpmak bu kombinasyon sayısını sonucu değiştirmeyecektir. Ve diyoruz ki eşittir. Bu ifadeyi eşitliğini çözeceğiz. Binom kuramını kullanalım. Binom, dikkat ederseniz bu ifade sağdaki ifadenin binom açılımı. Yani 1 artı 1 üzeri n'nin binom açılımı. O zaman bu 1 artı 1 üzeri n 2 üzeri n eder. Dolayısıyla biz soldaki toplamı bir binom açılım ifadesine çevirdik. Ve o binom açılımında 1 artı 1 üzeri n'e eşit olduğunu, birinci terim artı ikinci terim üzeri n'e eşit olduğunu söyleyebildik ve bu sonucun 2 üzeri n olması gerektiğini bulduk. Ve burada da binom kuramını kullanarak yine bir n elemanlı bir kümenin toplam alt küme sayısını hesabını yapmış olduk. Son olarak da multinom katsayılar kavramına değineceğiz. Multinom katsayılar aslında binom katsayılara benzer bir kavram. Önceki problemlerimizde biz ne yaptık? İşte belirli bir kümenin içerisinden bir kısmını seçtik. Bu seçilen kısım kaç farklı şekilde seçilebilir sorusunu sorduk. Yani ne demiştik? N elemandan K tanesini seçiyoruz. Geri kalan K tanesini de seçmiyoruz. Yani iki gruba ayırıyoruz. Seçilenler ve seçilmeyenler diye. Peki iki gruba ayırmıyor olsaydık, daha fazla sayıda gruba ayırıyor olsaydık bu durumda ne yapardık? Yani mesela şöyle düşünün, bir küme var, bu kümenin içerisinden 3 tane grup oluşturacağız. Birinci gruba seçilenler, ikinci gruba seçilenler ve üçüncü gruba seçilenler şeklinde. Bu durumda biz multinom katsayılardan faydalanıyoruz ki zaten binomdaki bi öneki, Latince'de bi, öneki ne anlama geliyor? 2 anlamına geliyor. Multinom dediğimiz zaman da daha çok, multi dediğimiz zaman çok anlamına geliyor. Yani çoklu bir gruplama yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yapmak istediğimiz şeyi tasvir etmek adına matematiksel olarak ilerleyelim. Diyelim ki bir kümemiz var. Bu kümede n tane farklı nesne olsun. Ve ben bu n tane nesneyi r farklı gruba ayıracağım. R farklı gruba ayıracağım. Bu gruplarda sırasıyla birinci grupta n1 adet eleman olacak. İkinci grupta n2 adet eleman olacak ve bu şekilde ilerleyecek. R'inci grupta da nr adet eleman olacak. Tabii ki bu gruplamaları yapabilmemiz için de her bir gruba atayacağım eleman sayısının toplamı, sayılarının toplamı mutlaka toplam eleman sayısını, nesne sayısını vermesi gerekiyor. Şimdi soru şu, bu şekilde kaç farklı gruplama yapılabilir? Aslında çok basit bir yaklaşımla bunu çözebiliriz. Yine kombinasyon sayısı kavramını kullanalım. Yani binom katsayıları kullanalım. Ve genel sayma kuralını kullanalım. Madem ben bu şekilde bir gruplama yapacağım, ilk önce birinci grubu oluşturayım. Sonra geri kalan elemanlardan ikinci grubu oluşturayım. Sonra geri kalan elemanlardan da üçüncü grubu oluşturayım ve bu şekilde kronolojik olarak grup grup ilerleyelim. Birinci grubu oluştururken n adet nesnenin içerisinden n1 tanesini seçiyorum. Kaç farklı biçimde seçebilirim bu n1 nesneyi? N'nin n1'lisi kadar farklı kombinasyonunu seçebilirim. Birinci grubu seçimi birinci deney olarak kabul edilsin. Seçilen herhangi bir birinci grup için ikinci grubu da geri kalan n eksi n1 nesneden n2 tanesini seçerek oluşturacağım. Yani n eksi n1'in n2'lisi kadar farklı seçenekle oluşturabilirim. Birinci ve ikinci grup seçildikten sonra da üçüncü grubu geri kalan n eksi n1 eksi n2 nesnenin içerisinden n3 tanesini seçerek oluşturabilirim. Bu şekilde ilerledikten sonra da zaten otomatik olarak son gruba nr nesne kalacaktır. Son grup geri kalan nr nesnenin nr'sinin birden seçilmesi anlamına gelecektir. Yani bu şekilde birinci grubun seçilmesini birinci deney, ikinci grubun seçilmesini ikinci deney, üçüncü grubun seçilmesini üçüncü deney olarak değerlendirdiğim zaman
her bir deney için seçenek sayısını tespit etmiş olurum. Genel sayma kuralına göre de bu değerlere çarptığım zaman toplamda kaç farklı gruplama yapabileceğimi bulmuş olurum. Şimdi bu kombinasyon formüllerinin her birini açalım. Birincisi için n faktöriyel bölü n1 faktöriyel çarpı n eksi n1 faktöriyel yazacağız. İkincisi için n eksi n1 faktöriyeli paya yazacağız. n2 faktöriyeli paydaya bir de n eksi n1 eksi n2 faktöriyeli paydaya yazacağız. Üçüncüsü için n eksi n1 eksi n2 faktöriyeli paya yazacağız. n3 faktöriyeli paydaya ve n eksi n1 eksi n2 eksi n3 faktöriyeli de paydaya yazacağız. Ve bu şekilde ilerleyecek ta ki nr faktöriyel bölü nr faktöriyel çarpı 0 faktöriyeli yazana kadar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey, birinci kombinasyon formülünün paydasında yer alan n eksi n1 faktöriyel ile ikinci kombinasyon formülünün payına yazılan n eksi n1 faktöriyel zaten birbirini götürecektir. Aynı şekilde ikinci kombinasyon formülünün paydasında yer alan n eksi n1 eksi n2 faktöriyel ile üçüncü kombinasyon formülünün payında yer alan n eksi n1 eksi n2 faktöriyel birbirini götürecektir. Ve bu mantık bu şekilde ilerlemeye devam ettiği zaman fayda ve paylarda yer alan ortak bir benzer özdeş formüller birbirini götürecek ve geriye sadece en başta yer alan n faktöriyel ve faydalarda yer alan diğer terimler, ilk terimler n1 faktöriyel, n2 faktöriyel, n3 faktöriyel terimleri kalacaktır. Dolayısıyla multinom katsayı dediğimiz zaman biz n nesneyi her bir grupta arzu edilen sayıda eleman bulunacak şekilde ayrıştırırken kaç farklı grup oluşturulabilir, gruplama yapılabilir dediğimizde toplam eleman sayısının faktöriyelini paya, her bir grubun içerisinde bulunacak eleman sayısının faktöriyellerini de çarpım halinde paydaya yazarak bulabiliriz. Zaten dikkat edin, iki grup yapıldığı zaman, yani binom katsayı hesabı yaparken iki grup yapıldığı zaman da seçilenlerin sayısı kadar faktöriyeli ve seçilmeyenlerin sayısı kadar faktöriyeli çarpıyorduk. Burada ise birinci gruba seçilenler, ikinci grubun seçilenler ve bu şekilde diğer gruplara seçilenlerin faktöriyel çarpımları yapılmakta. Şimdi bu multinom katsayı kavramını nasıl gösteriyoruz? Matematiksel gösterimi tıpkı binom katsayı gibi ancak bu kez alt kısma seçilenlerin sayısı değil, her bir gruba ayrı ayrı seçilenlerin sayısını araya virgül koyarak yazıyoruz. Tabii multinom katsayının çalışabilmesi için, bu formülün çalışabilmesi için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Kümemizdeki eleman sayısı ile her bir gruba ayrıştıracağımız elemanların sayılarının toplamı birbirine eşit olması gerekiyor ki bu formül mantıklı bir formül olsun. Şimdi ilk sorumuzu çözelim. Multinom katsayıyı kullanacağımız ilk soruyu çözelim. Bir karakolda 10 adet polis memuru çalışmaktadır deniyor. Bu polislerden 5'ini devriye görevine atayacağız. İkisini nöbet görevine, üçünü de destek görevine atayacağız. Kaç farklı gruplama ile bu görevler atanabilir sorulmaktadır. Dikkat edin, 10 adet polis memurundan 5'ini bir gruba, ikisini ikinci bir gruba, geri kalan üçünü de üçüncü bir gruba atıyor olacağız. Burada çoklu bir gruplama söz konusu. Dolayısıyla multinom katsayıyı kullanabiliriz. Diyeceğiz ki onun beşlisi, üçlüsü ve ikilisi. Ve bu formül kısaca paya 10 faktöriyeli payda ya da 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli yazarak bulunabilir. 10 faktöriyeli 10'dan 6'ya kadar olan tam sayıların çarpımı çarpı 5 faktöriyel olarak açtığımız zaman 5 faktöriyeller birbirini götürecek. 3 faktöriyeli 6, 2 faktöriyeli 2 olarak biliyoruz. Ve bu sorunun cevabını da 2520 olarak bulabiliriz. Yani biz bu görevlendirmeyi 2520 farklı biçimde yapabiliriz diyoruz. Yine benzer bir soru çözelim. 20 kişilik bir sınıfımız var ve bu 20 kişilik 20 öğrenciden oluşan bu sınıfta 4 adet proje grubu oluşturacağız ve her bir grupta eşit sayıda öğrencinin yer almasını istiyoruz. Yani her bir grupta 5 adet öğrenci yer alacak. 4 tane farklı gruba ayıracağız. Bu gruplar kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Bize o soruluyor. Yani ne yapacağız? 20 kişiyi 4 gruba ayırıyoruz. Her birinde 5 kişi olacak. Multinom katsayıyla 20'nin
beşlisi diyebiliriz. Tabii burada soruyu okuduktan sonra formülü ezbere kullanmak istediğimiz zaman çok pratik hatalar yapılabiliyor. Mesela burada biz 5 kişilik 4 gruba ayırıyoruz. Ancak ezbere dayalı bir şekilde bunu uygulamaya çalışan öğrenciler bazen şu hatayı yapıyor. 4 kişilik 5 gruba ayırmaya çalışıyorlar ve aşağıya 20'nin 4'lüsü, 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 4'lüsü ve 4'lüsü yazıyorlar. Tabii ki bambaşka bir cevap çıkıyor. Lütfen buna dikkat edelim. Ne yaptığımızı bilmek çok önemli. Yani bu ders, öğrendiğimiz bu ders kesinlikle formül dersi değil. Formülleri ezberleyelim, formülleri kullanalım değil. Formüllerin mantığını kavramsal olarak öğrenmeye dayalı bir ders. Ne yapıyoruz? 20 kişiden 4 tane 5 kişilik grup oluşturacağız. Dolayısıyla 20 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel yapmamız lazım. Burada dikkat etmemiz gereken ikinci bir husus ise şu. Az önceki sorudaki gibi 20 faktöriyeli 20 çarpı 19 çarpı 18 çarpı diye azalarak ta ki 5 faktöriyele kadar açalım. Ardından 5 faktöriyel ile payda yer alan 5 faktöriyel ile paydadaki 5 faktöriyellerden biri birbirini götürsün. Geri kalanını da sadeleştirmeyle yapalım derseniz işlem hatası yapma olasılığınız çok yüksek. Bu tarz çok büyük bir sonuç verecek multinom katsayı hesaplarken bir hesap makinesini ve bilgisayar veyahut da bir bilgisayarın yardımını almak artık bir gereklilik. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Mühendis olarak ne zaman hesap makinesine ihtiyacımız var? Ne zaman hesap makinesine ihtiyacımız olmadan yapabiliriz? Ve ne zaman hesap makinesi kullanmamamız gerekiyor? Bunları çok iyi ayırt etmemiz lazım. Her işlemi maalesef hesap makinesiyle yapmak mümkün değil, teorik işlemleri. Pratikte olan işlemleri de bir noktadan sonra hesap makinesinde yapmak gerekiyor. O yüzden bunun da ayırdığında olmakta fayda var diyoruz. Evet, multinom katsayıları da burada tamamladık ve kombinatöryel analizle ilgili anlatmak istediklerimiz burada tamamlanmış oldu. Kolaylıklar dilerim.